Bu soruların cevapları Facebook sayfanızda ya da diğer sosyal medya hesaplarınızda var mı? Örneğin, hangi şehirde büyüdünüz? Köpeğinizin adı nedir? Hangi liseden mezun oldunuz? En sevdiğiniz kitap hangisi? Hayalinizdeki iş nedir? Annenizin evlenmeden önceki soyadı nedir? Güvenlik sorunlarından dolayı bu bilgileri sosyal medyada yayınlamak çok risklidir. Kullanıcı adı ve parola gerektiren her sitede genellikle güvenlik soruları vardır. Örneğin şöyle bir şey tanıdık geliyor mu? İlk olarak sizden doğum gününüzü girmeniz ve ardından da az önce bahsedilenler gibi güvenlik sorularını yanıtlamanız istenir. Bunlar arkadaşlarınızın ve aile üyelerinizin bildikleri ve sosyal medyada bağlantınız olan insanların bulabilecekleri bilgilerdir. Söz konusu olan güvenlik soruları olduğunda kullanıcılar genellikle çok dürüsttür. Annelerin evlenmeden önceki soyadı sorulduğunda annelerinin evlenmeden önceki soyadını girerler. Evcil hayvanlarının adı sorulduğunda evcil hayvanlarının adını girerler. Kötü amaçlı taraflar bu soruların yanıtlarını bulmak için sosyal medya hesabınızı kullanabilir ve bu bilgiler parolanızı sıfırlayabilirler. Bu özellikle insanların Facebook, Twitter ya da diğer hesapları herkese açık olduğunda endişe uyandıran bir durumdur. Herkes internette arama yapabilir, hesabınızı bulabilir ve o hesaptaki bilgileri görüntüleyebilir. En iyi yöntem bu soruları yanıtlarken dürüst olmamaktır tek yapmanız gereken güvenlik sorularını bir başka parola alanı olarak kabul etmektir. Size evcil hayvanınızın adı soruluyorsa evcil hayvanınızın adını girmeyin. Tamamen alakasız bir şeyler girin. Annenizin evlenmeden önceki soyadı soruluyorsa yine aynı şeyi yapın. Tamamen alakasız bir şeyler girin. Bunu yaptığınızda yabancılara bu soruların yanıtlarını vermekle ilgili güvenlik endişeleriniz ortadan kalkar. Yetersiz parola güvenliği de bir başka güvenlik riskidir. İnsanlar genellikle tüm web sitelerinde aynı parolayı kullanırlar. Parolalar artık kimlik hırsızlığı amacıyla kullanılabilmektedir. Bunun nedeni bugünlerde her şeyi internet üzerinde yapmamızdır. Bankamız internette, sosyal medya hesaplarımız internette, e-postalarımız ve neredeyse diğer her şeyimiz internette. İnsanlar parolalarınıza erişim elde ettikten sonra Parolalarınızı değiştirerek, tanıdığınız insanlara e-postalar göndererek ve onların erişmelerini istemediğiniz hesaplara erişerek hayatınızı cehenneme çevirebilirler. Peki, yetersiz parola güvenliğinin işaretleri nelerdir? İlk olarak web sitesinin gereksinimlerine dayalı olarak karmaşık bir parola oluşturmanız gerekir. Parola karmaşık olduğu için hatırlamakta sorun yaşarsınız. Bu yüzden yapışkanlı not kağıdına yazar ve klavyenin altına yapıştırırsınız. Ya da bilgisayarınızda tüm parolalarınızın yazılı olduğu bir Excel belgeniz olabilir. Birisi masanıza yaklaştığında parolalarınızı görebileceğinin farkında olmayabilirsiniz. Ya da birisi bilgisayarınızı çaldığında da tüm parolalarınıza erişebilir. Ayrıca e-posta, banka ve sosyal medya hesaplarınızda aynı parolayı kullanıyor da olabilirsiniz. Ek olarak parolaları arkadaşlar, aile üyeleri ve meslektaşlarla serbestçe paylaşmak sorun değil gibi görünebilir. Çünkü parolanızı asla kötü amaçlarla kullanmayacaklarını düşünüyor olabilirsiniz. Ama asla emin olamazsınız. Söz konusu olan parola ve parola karmaşıklığı olduğunda kullanıcıların genellikle yaptığı şey şudur. 8 karakterli bir parola oluşturulması gerekiyorsa gergedan gibi bir kelime girerler. Bir rakam gerekiyorsa asıl parolanın sonuna bir rakam eklerler. Bir simge gerekiyorsa parolanın sonuna bir de ünlem işareti koyarlar. Daha sonra bir harfi büyük yazarlar. Sizin de fark ettiğiniz gibi bu parolalar aslında daha karmaşık hale gelmez. Parolanızın gergedan olduğunu bilseydim bir web sitesine gidip o sitede güçlü bir parola için gerekenlerin ne olduğunu öğrenebilir ve gerekli olan bir sayıysa bir sayı, simge ise bir simge eklerdim. Bu süreci takip ederseniz parolanızın ne olduğunu bulmak çok daha kolay olur. Genellikle veri ihlallerinin önlenmesine yardımcı olmak için bu parolaların 90 günde bir değiştirilmesi gerekir. Bazı insanlar bunu bir eziyet olarak gördükleri için bunun neden yapmaları gerektiğini anlamazlar ve sonuçta sadece sondaki rakamı ya da simgeyi değiştirirler. Daha sonra klavyedeki bir sonraki düğmeye giderler. Çünkü bu onların parolalarını hatırlamalarına yardımcı olur. Bir kez daha temel parolanız değişmeden kalmış olur. Ama parolanız çalındıktan sonra parolanızın tüm alternatif seçeneklerini denemek insanlar için oldukça kolaydır. Örneğin bir veri ihlali gerçekleştiğini ve çalınan parolanın gergedan olduğunu varsayalım. Daha sonra çalanlar belki Facebook, belki de e-posta hizmeti aldığınız web sitesine giderler ve parola oluşturma gereksinimlerine bakarlar. Örneğin bir web sitesi 8 karakter ve bir simge girilmesi gerektiriyor olabilir. Ve klavyede sadece 32 simge vardır. Bir insanın tüm farklı seçenekleri deneyerek o paralıyı çözmesi yaklaşık 5 dakika sürecektir bilgisayarlar bu görevleri saniyeden daha kısa bir sürede gerçekleştirebilir. Bunun yerine tek bir web sitesini denemek yerine çalınan o paralayı ve rakamlar ve simgelerle birlikte o parolanın tüm farklı varyasyonlarını aynı anda yüzlerce web sitesinde denerler. Hesaplarınızdan biri ele geçirildikten sonra tüm hesaplarınızı ele geçirmek çok kolay olur. Parolaları hatırlamak ya da güçlü parolalar oluşturmak için ne yapıyorsunuz? Güçlü bir parola oluşturmanıza yardımcı olacak ve hatta web tarayıcınızda parolalarınızı otomatik olarak girecek bir sürü parola yöneticisi vardır. Yeni bir web oturumu açtığınızda sizden ana parolanızı girmenizi ister. Ana parolanız çok karmaşık olması ve kimseye söylenmemesi gereken bir şeydir. Daha sonra parola yöneticisi ana parolayı girmenizin ardından kullanıcı adı ve parolası gerektiren bir siteye gittiğinizde kullanıcı adınızı ve parolanızı sizin yerinize otomatik olarak girer. Artık bir ana parolanız vardır ama internetteki her sitenin kendi benzersiz parolası olur. Bir noktada bir web sitesi ya da hesap saldırıya uğrarsa gidip yüzlerce web sitesinin parolasını değiştirmenize gerek kalmaz. Sadece saldırıya uğrayan siteye gidip o sitenin parolasını değiştirmeniz gerekir. Bu da size zaman kazandırır ve işleri çok daha güvenli hale getirir. Söz konusu veri ihlalleri ve parolalar olduğunda parola güvenliği kontrolü adını verdiğimiz yöntem harika bir kaynaktır. Buradaki adresini verdiğimiz web sitesinde gerçekleştirilir. Şu anda 210'dan fazla web sitesini denetlemektedir. Bu 210 web sitesinde 2.6 milyar ele geçirilmiş kullanıcı adı ve parola bulunur. Bunu kredi kontrolü gibi düşünün. Bu işlemi sık sık yapın. Hesabınızın dahil olduğu yeni bir veri ihlali gerçekleştiğinde size haber vermeleri için bildirimlere abone olabilirsiniz. Böyle bir durumda gidip o sitede kullandığınız parolayı ve güvenlik sorularınızı değiştirebilirsiniz. Bir veri ihlali olursa sadece parolanızı değil güvenlik sorularınızı da değiştirdiğinizden emin olun çünkü onlar da ele geçirilmiş olabilir.